Genel izleyici için uygundur. Hafta sonları ekonomi arasının hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyelim ve ekonomi ve piyasalarda öne çıkanları aktarmaya çalışalım. Yurt içinde önemli veriler takip edildi bu hafta. Şubat ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Buna göre konut fiyatları yıllık %96.4 arttı. Türkiye genelinde yeni konutlar %102, yeni olmayan konutlar ise %95.3 oranında arttı. Ayrıca metrekare fiyatı 8640 TL'ye yükseldi. Nisan ayı tüketici güven endeksini takip ettik. Tüketici güveni 67.3'e gerileyerek veri seti açıklanmaya başladığından bu yana en düşük seviyeye geldi. Mart'taki 72.5 seviyesinden gerileyen endeks aylık bazda %7.3 oranında azaldı. Yine yurt içinde yaşanan bir diğer önemli gelişme de cep telefonu ÖTV matrahlarının değişmesi oldu. Fiyatı 640 TL olan %25'lik düşüş vergi matrah dilimi 1500 TL'ye yükseltildi. Fiyatı 3000 liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise %50 olarak uygulanacak. Yani düşük fiyatlı telefonlarda kademeli olarak indirim beklense de lüks telefonların fiyatları değişmeyecek. Küresel çapta ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin bahar toplantıları takip edildi. Her iki kuruluş da Ukrayna-Rusya Savaşı'nı öne sürerek küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Dünya Bankası büyüme beklentisi %4.1'den %3.2'ye indirdi. Kuruluşlar Türkiye'ye dair beklentilerini de değiştirdi. Örneğin IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini %3.3'den %2.7'ye indirdi. IMF'nin Türkiye özelinde yıl sonu enflasyon beklentisi ise %60.5. Yurtdışı piyasalarda birinci çeyrek şirket bilançoları piyasalara günlük bazda yön verdi. Piyasaları en çok etkileyen bilançolardan bir tanesi dijital yayın platformu Netflix'in bilançosu oldu. Şirket yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini ve yılın geri kalanında bu sayının 2 milyona ulaşabileceğini tahmin ettiklerini paylaştı. Bu açıklamaların ardından şirket hisseleri %30 civarında sert düşüş kaydedilerek şimdiye kadarki en büyük günlük düşüşü yaşadı. Kripto paralarda da düşüşle başlayıp sonrasında biraz daha yükselişe geçen bir piyasa vardı. Hafta genelinde yatay hareketler takip edildi. Bir yandan Rusya'nın yaptırımları dermek için Bitcoin madenciliğine başladığına dair haberler IMF'nin gündeminde yer aldı. Diğer yandansa kripto paralarla ödemelerin önünü açan iki yeni haber geldi. Bu haberlerden biri İsviçre'den, diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri'nden takip edildi. Ekonomi ve piyasalarda geçtiğimiz hafta yoğun bir gündem vardı. Yarın gelecek haftaya dair beklentileri paylaşmak için karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.